Dinozorlardan önce dünya oldukça farklı bir yerdi. Yaklaşık 4.6 milyar yıl önce oluşan dünya uzun bir evrim süreci geçirdi. Dinozorlar döneminden önceki zamanlar yaklaşık 4.6 milyar yılla 252 milyon yıl öncesine kadar olan dönemi kapsar. Bu süreçte farklı jeolojik ve biyolojik evreler yaşandı. Gelin dinozorlar öncesi dünyanın nasıl bir yer olduğuna yakından bakalım. İlk olarak 4.6 milyar yılla 538 milyon yıl öncesine Prekambriyen dönemine geri gidiyoruz. Bu dönem uzun bir süre boyunca tek hücreli organizmaların dönemi olarak kabul edilmişti. Ancak 1957 yılında İngiltere'nin Charwood bölgesindeki dağlara tırmanan iki öğrenci kayaların arasında garip izler buldu. Çocuklar bu izleri incelemeleri için yerel üniversiteden araştırmacıları davet ettiler. Fakat bilim insanları başlangıçta şüpheciydiler. Bölgedeki kayaların Prekambriyen dönemine ait olduğu biliniyordu ve ilginç bir şey görmeyi beklemiyorlardı. Ancak kayaları daha yakından incelediklerinde daha önce imkansız olduğu düşünülen büyük bitkilerin izlerini keşfettiler. Ayrıca bu tuhaf yaratık olan Tribrachidium heraldisum'u da buldular. Bu yaratık 560 milyon yıl önce yaşamıştı ve benzersiz bir karmaşık anatomiye sahipti. Her biri dokunaçla biten 3 segmentten oluşuyordu. Uzunluğu değişebiliyordu ve dişiler erkeklerden farklı görünüyordu. Bu bulgu paleontologların gezegenimizdeki yaşamın evrimi hakkındaki görüşlerini köklü bir şekilde değiştirdi. Ek olarak Tribrachidium'u bilinen hayvan gruplarından herhangi birine atfetmek mümkün olmadı. Bu büyüleyici antik faunanın kana susamış yırtıcıları da mevcuttu. 20. yüzyılın ortalarında Avustralyalı bir jeolog kendi adıyla anılan ilginç bir fosil hayvan keşfetti. Cyprigina'nın Tribrachidium'dan bile daha eski olduğu ve oval ya da oka benzeyen karakteristik bir şekle sahip olduğu belirlendi. Küçük sivri uçlar ve çıkıntılarla kaplı yumuşak bir vücudu vardı. Başlangıçta Cyprigina yumuşakça benzeri organizmalar grubuna dahil edilse de daha sonraki araştırmalar anatomisinin mevcut hayvan gruplarından hiçbiriyle uyuşmadığını ortaya koydu. Ayrıca fosillerinde Cyprigina'nın yırtıcı olduğunu gösterebilecek kolesterol molekülleri bulundu. 540 milyon 485 milyon yıl öncesine Kambriyen dönemle videomuza devam ediyoruz. Kambriyen patlaması olarak bilinen dönemde denizlerde büyük bir biyolojik çeşitlilik oluştu. Trilobitler, yumuşakçalar ve ilk dış iskeletli hayvanlar, örneğin Anomalocaris ortaya çıktı. Ayrıca sadece bir rüyada ya da hayal gücünün bir ürünü olarak görülebileceğini ima ederek Hallucigenia adı verilen yaratık bu dönemde yaşadı. 1977 yılında paleontolog Simon Conway Morris, Kanada'nın British Columbia eyaletinde ilginç bir fosil keşfetti. Yapılan araştırmalar bu tuhaf yaratığın yaklaşık 500 milyon yıl önce yaşadığını ortaya koydu. Yalnızca 3 cm uzunluğundaki fosil garip uzantılarla kaplı dikdörtgen bir gövdeden oluşuyordu. İki sıra dikenli bacak ve sırtında bir dizi dokunaç vardı. Vücudunun bir ucunda bilim insanlarının kafa olarak tanımladığı bir çıkıntı vardı. Ancak bu bölgeye özgü göz veya ağız gibi organlar tespit edilemedi. Araştırmacılar böyle bir varlığın gerçekten dünyada mevcut olabileceğine uzun süre inanmadılar. Bazı paleontologlarsa Hallucigenia'nın bilinen böceklerde benzeri olmayan son derece özel bir kırk ayak türü olduğuna inanıyor. Orta Devon dönemi 393 milyon 383 milyon yıl önce yaşandı. Bu dönemde okyanuslarda birçok balık türü ve ilk karasal bitkiler gelişmeye başladı. Dunkleosteus gibi dev balıklar büyük yırtıcılar olarak öne çıktı. Dunkleosteus 15 metreye kadar büyüyebildiği gibi yaklaşık 4 ton ağırlığında olabiliyordu. Önüne çıkan her şeyi ağzıyla yakalayabiliyordu. Şaşırtıcı bir şekilde en öfkeli deniz yırtıcılarından biri olmasına rağmen Dunkleosteus'un hiç dişi yoktu. Bunun yerine bir çift kemik usturası bulunuyordu. Bu sert ve keskin plakalar avını tıpkı bir kasabın baltası gibi kesiyordu. Çene kuvveti yaklaşık 7500 Newton'du. Bu insanların çene kuvvetinin yalnızca 300 Newton olduğunu düşündüğümüzde oldukça etkileyici bir değerdir. Ayrıca Dunkleosteus'un hızı da büyüleyiciydi. Saatte 40 kilometreye kadar suda ilerleyebiliyordu. Şimdi ise rotamızı genç Devon dönemine çeviriyoruz. İlk kara omurgalıları, özellikle dört ayaklı hayvanlar bu dönemde ortaya çıktı.
Tiktaalik hem karasal hem de sucul özelliklere sahip bir fosil ve bu geçiş dönemini temsil eder. Ayrıca yaklaşık aynı dönemlerde yaşamış olan tarih öncesi bir akrep, Pterygotus'un vücut uzunluğu yaklaşık 2 metreyi buluyordu. Pterygotus'un kafasında toplamda gözün parçalarını oluşturan özel görme organlarından oluşan bir dizi bulunuyordu. Bu yapı, dev akrebin etrafını aynı anda farklı açılardan görebilmesini sağlıyor ve iyi bir siper alsa bile avını bulmasına yardımcı oluyordu. Ancak Pterygotus'un en korkutucu silahı pençeleriydi. Her bir pençesinde bir dizine keskin sivri uç vardı. Böylece akrep pençelerini kapattığında avını delip geçebiliyordu. Bu yüzden Pterygotus'un avını çiğnemesine bile gerek yoktu. Pençeleri sayesinde avını yutmadan önce kolayca parçalayabiliyordu. Dahası bu antik akrep avını kovalamak yerine pusu kurarak avlanan yeryüzündeki ilk canlılardan biriydi. Başlangıçta bilim insanları bu hayvanın su kütlelerinin etrafında yaşadığını ve sık sık yüzdüğünü düşünüyordu. Ancak son araştırmalar akrebin büyük olasılıkta günümüz timsalları gibi su altında uzun süre geçirdiğini gösteriyor. Bu da onu pusu kurmak için mükemmel bir avcı yapıyordu. Derin antik denizler bu yaratığın yanı sıra daha pek çok egzotik canlıya ev sahipliği yapıyordu. 359-299 milyon yıl önce yaşanan Karbonifer döneminde ise büyük ormanlar ve bataklıklar vardı. Dinozorların ataları olan terapsitler, yani sıcakkanlı hayvanlarla birlikte dev ekten bacaklılar, örneğin Arthropleura yaşamaktaydı. Arthropleura adındaki antik canavar muhtemelen rahatsız edici hışırtı sesleri çıkararak dünyanın ormanlarında dolaşıyordu. Ancak üzerine basmaktan çekinmezdiniz. Çünkü 2 metre uzunluğundaki bu dev yaratık muhtemelen üzerinizden sürünerek geçecekti. Ayrıca Arthropleura'nın kabuğu modern ekten bacaklılarınkinden çok daha sertti. Bu yüzden yırtıcı hayvanlar için onu ısırmak oldukça zordu. Ancak gerçekten keskin dişlere sahip olan hayvanlar bile Arthropleura'ya saldırmaya nadiren cesaret ederdi. Zira bu yaratık diğerlerinden farklı olarak zehir püskürtme yeteneğine sahipti. Hedefini vurmak için arka bacakları üzerinde durarak kendini dikleştirebiliyordu. Bu yüzden neredeyse hiç düşmanı yoktu. Son sırada Permiyen dönemi var. Bu dönem 299 milyon 252 milyon yılları arasında yaşandı. Gorgonops gibi büyük yırtıcılar bu dönemde yaşadı. Permiyen döneminin sonuna doğru meydana gelen kitlesel yok oluş, birçok hayvan türünün yok olmasına yol açtı. Yaklaşık 260 milyon yıl önce yaşamış olan Gorgonopslar büyük ihtimalle Listerosaurus gibi terapsit grubuna aitti. Ancak bu küçük barışçıl akrabalarının aksine Gorgonopslar 4 metreye kadar uzanabiliyordu. Doğuştan bir avcı olan bu yaratık ölümcül özelliklere sahip bir cephaneliğe sahipti. Gorgonops'un ön dişleri avını tek bir ısırıkta anında etkisiz hale getirecek şekilde konumlandırılmıştı. Antik canavarın beyni oldukça ilkel olsa da beyinciği diğerlerinden daha iyi gelişmişti. Gorgonops'un arka bacakları ön bacaklarından daha uzun ve tamamen bükülebilirdi. Bu sayede arka ayakları üzerinde durarak daha büyük hayvanlara bile saldırma yeteneğine sahipti. En ilginç özelliklerden biri bazı kafa taslarında bulunan elektroreseptörlerdi. Bu yapıların benzerleri modern ornitorenklerde de vardır ve bu hayvanların suda yön bulmalarına yardımcı olur. Bu da Gorgonops'un gerektiğinde avını su altında kovalayabileceği anlamına geliyordu. Bu canavardan kaçmaksa neredeyse imkansızdı. Bu dönemler dinozorların ortaya çıkmasından önceki hayvanların çeşitliliğini gösteriyor. Dinozorlar Trias döneminde, yani 252 milyon 201 milyon yıl önce ortaya çıkmadan önce videomuzda bahsettiğimiz dönemlerde pek çok ilginç ve çeşitli hayvan yaşamıştır. Peki sizi en çok şaşırtan ve korkutan antik canavar hangisi oldu? Cevaplarınızı yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.